Sevgili izleyiciler, bugün sevgili peygamberimizin hileyi i saadetinden, hileyi i şerifesinden yani fiziki özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Ahir zaman nebisi Muhammed Aleyhisselam'a gelince o dünya yaratıldığından günümüzü ve günümüzden de ahirete kadar kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün zamanlardaki, bütün mekanlardaki mahlukatın hepsinden her bakımdan üstündür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Her şeye kudreti yeten, gücü yeten allah Teala onu öyle yaratmıştır. Hiçbir kimsenin onu mete gücü yoktur. Hiçbir kimsenin onu tenkide iktidarı yoktur. Allahu Teala bütün peygamberlerine isimleriyle hitap ettiği halde ya Musa ya İsa gibi Muhammed Aleyhisselam'a Habibim, sevgilim, ey peygamberim ya yüven ey resulüm, ya yüven resulü gibi sıfatlarla hitap ederek iltifat etmiştir. Ayet-i Kerime'de Estağfirullah وَمَا alemin Ey Habibim biz seni aleme rahmet olarak gönderdik buyurulmuştur. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde. İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dünyayı teşrifleri aslında dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'ı son peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere göndermiştir. Bir insanda bulunabilecek. Görünür görünmez. Bilinir bilinmez. Bütün iyilikler, üstünlükler ve güzellikler dünya ve ahiretin efendisi, insanların ve cinlerin peygamberi olan Resul-i Ekrem Muhammed Aleyhisselam'da toplanmıştır. O hem bir nebi, hem bir resul, hem bir üllazim peygamber, hem de Hatemül Enbiya ve Resul'dür. Nebilerin ve Resullerin sonuncusu. Bunların yanında o bir devlet başkanı, bir başkumandan, başkomutan, bir başmuallim ve bir başkadıydır. Bütün bunların da yanında mükemmel bir eş, mükemmel bir baba, mütekamil bir dededir. Peygamber Efendimiz her hususta bizim rehberimiz, kılavuzumuz, muktedabimiz yani rol modelimiz, yegane önderimiz, üsve-i hasenemiz, numune-i imtisalimiz, ittiba ve itaat edeceğimiz en güzel örneğimizdir. Peygamber Efendimiz'i doğru olarak tanımak, sevmek, ona imam itaat etmek, tabi ve teslim olmak bütün saadetlerin, hayırların, iyiliklerin başıdır. Peygamber Efendimizin dış görünüşünün, fiziki yapısının anlatılmasına İslam terminolojisinde Hile-i Saadet veya Hile-i Şerife denilmiştir. Peygamberimizin mübarek bedeninin dış görünüşü bütün incelikleriyle bu hile i Saadet yazılarında bildirilmiştir. Bunları okuyanlar Peygamber Efendimizin ruhen ve ahlakan olduğu gibi bedenen de hiç eksiksiz ve kusursuz insanların en güzel ve her bakımdan en üstünü olduğunu anlarlar. İslam dünyasında bu konuda pek çok eser yazılmıştır. Peygamber Efendimiz'i metheden on binlerce kitap, kaside ve diğer eserler Yazılmıştır Ama bunları yazanlar içinde Şöhretleri ve sanatları Bütün dünyayı ve asırları Kaplamış olanlara dahi Onu met etmekten aciz olduklarını Beyan etmişlerdir Bir şair diyor ki Her vasfı ki imtiyazı Haiz tarih Onu vasf ederken aciz Onun her sıfatı seçilmiş Ve tarih onu vasf ederken Aciz kalmaktadır Peygamber efendimizin şairlerinden Hasan bin Sabit radıyallahu anh'in de sözü ne kadar manidardır. Me in medahtu Muhammeden bi makaleti bel medahtu makaleti bi Muhammed aleyhisselam. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğim zaman onu methedebilmiş değilim. Bilakis ondan bahsetmek suretiyle kendi sözlerimi kıymetlendirmiş oluyorum. Gönüller Sultanı Mevlana Celaleddin Rumi Kutsesi Ruh'un şu kelamı da çok manalıdır. Yek dehan khahem ve pehayi felek ta be vasvan raştek melek. Ben felekler alemler genişinde bir ağız isterim. Ta ki o meleklerin bile gıpta ettiği büyük zattan söz edebileyim. Burada Arapça bir şiiri de zikretmeden geçemeyeceğiz. İnnehu beşerun minel beşer ve lakinnehu yakutun beynel hacer. Manası şöyle. O beşerden bir beşerdir. Fakat taşlar arasındaki yakut taşı gibidir. Bu şiirin diğer bir varyantı rivayeti de şu şey şu şekildedir. Muhammedun beşerun ve lakin kel beşeri bel huve yakutetun ve kel Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir. Fakat <laughs> gelişi güzel bir insan değildir. Aslında o bir yakut. Diğer insanlar ise taş gibidirler. Arap, Fars ve Türk edebiyatında görülen naatlar hep onun için yazılmıştır. İslam alimleri tarih boyunca Rasul Efendimizin Aleyhisselam hile i şerifesi yani onun dış görünüşünü veya görünen bütün uzuvlarının şeklini, sıfatlarını, isimlerini ve güzel uylarını şifahi olarak anlatmışlar. Bunları çok kıymetli kitaplarında da yazmışlardır bütün Müslümanlarda tezhiple, süslenmiş levhalar üzerine yazılan hile-i saadetleri cami ve mescitlerde, ev ve iş yerlerinde gözlerin önlerine asmışlar ve onu daima kalplerinde bulundurmaya çalışmışlardır. Peygamber Efendimizin hile-i saadeti, hile-i şerifesi pek çok siyer kitabında geniş ve açık olarak senetler ve vesikalarıyla yazılmış ise de biz kısaca şöyle arz edelim. Aslında değerli izleyiciler, kıymetli kardeşlerim, bu kaddime biraz uzun gitti. Bugünkü konumuz hile-i saadet, hile-i şerife idi. Şimdi işte o konuya geldik. Mübarek yüzü, bütün azay-i şerifesi organları ve mübarek sesi, bütün insanların yüzlerinden, azasından ve seslerinden daha güzeli. Güler yüzlü olup tebessüm ederek gülerdi. Kırmızıyla karışık beyaz benizli olup gayet güzel, nurlu ve sevimli idi. Şimdi e, maalesef bir dönem böyle peygamberimize hakaret olsun diye e, siyah köpeklere Arap ismini verdiler efendim. Halbuki Arap güzel demektir efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzeldi. O siyah olanlar zencilerdir. E, Arapların zenciyle, zencilerle alakası yok efendim. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi. Neşeli olduğu zaman mübarek yüzü ay gibi nurlanır, parlardı. Mübarek gözleri büyük idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı. Mübarek gözlerinin karası gayet siyah idi. Mübarek kirpikleri de uzun idi. <laughs> Gündüz nasıl görürse gece de öyle görürdü önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yani sadece böyle başını çevirmezdi. Bütün bedenini çevirirdi. Alnı açık, kaşları inceydi. Kaşları arası da açık idi. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yeri bir miktar yüksek idi. Ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz olup ön dişleri seyre gidi. Konuştuğu herhangi bir söz söylediği zaman sanki dişleri arasından nur çıkardı. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alır, ruhları cezbederdi. Adeta kelimeleri sayılırdı efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Mübarek parmakları iriydi. Avuçlarının içi geniş idi. Mübarek kolları etliydi. <laughs> Mübarek kolları Ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek göğsü geniş idi. Mübarek karnı da geniş olup göğsüyle karnı beraber aynı hizada idi. Çok uzun boylu olmayıp kısa da değildi. Mübarek saçları ve sakalları çok kıvırcık ve çok düz değil, yaratılıştan ondüle idi. Bütün vücudunun kokusu miskten daha güzel idi. Güzel huyların hepsi Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem toplanmıştı. Nitekim Peygamberimiz kendileri inneme bu'istu bu'istu li ahlak veya mehasin ahlak yahut salihel ahlak vurmuşlardır. Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim. Ayşe-i Sıddık anha annemize onun ahlakı sorulduğunda kâne hulukuhul Kur'an ...cevabını vermiştir. Onun ahlakı... ...Kuran-ı Kerim ahlakından... ...ibarettir. Şimdi peygamberimizin hili... ...seadetin hili şerfesini... ...böyle özet olarak... ...sizlere arz ettikten sonra son cümle olarak... ...şunu da belirtmekten... ...geçemeyeceğim. Belirtmeden geçemeyeceğim. E, 21. asırda... ...yeni nesillere... ...mukaddes dinimiz İslamiyeti... ...mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'i... ...sevgili peygamberimiz... Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, büyük alim ve velilerimizi, şanı tarihimizi, yüksek kültür ve medeniyetimizi doğru bir şekilde ilmi ve objektif usullerle öğretmemiz şarttır. Hoşçakalınız efendim. Evet.